Herkese selamlar dostlar. 19 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 9 tane mücadele seçtim. Bazılarına ideal, bazılarına yüksek olan tahminler yapacağım. Videonun sonunda aynı şekilde kombine önerisi yapacağım. Bir tane YouTube önerisi olarak yaptım. Her zamanki gibi. Onun önerisini yapacağım. 9 maç. Genellikle temsilcilerimizin zaten tüm maçını aldım. 4 tane mücadeleyi aldım hepsinin. Sivas, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray şeklinde. Onun dışında ideal de aldım. Bakalım değerlendireceğiz. Ondan önce hemen Raporlardan bahsedeyim size. 17 Ağustos raporundan bahsedeyim. 18 henüz daha oynanmadı. Erken vakitlerdeyiz şu an. 17 Ağustos'ta sol üstte gördüğünüz üzere arkadaşlar ekranda görüyorsunuzdur. Salzburg'un ilk geri biriyle Bragantino mücadelesi. Matsun'u bir şeklinde bir kombinemiz vardı. ideal kombinemiz. Salzburg'a ciddi anlamda güveniyordum. Maç hakkında konuşalım biraz isterseniz. Hatta ben o maç üzerinden anlatayım buradan. E, görsel üzerinden anlatayım. 45 artıda Salzburg zaten gol attı. Fakat çok erken bir gol yedi. Erken gol yemesi çok kötü bir anlam Salzburg adına. Zaten videoda bahsetmiştim. Bakın son iki maçında 137 tane pozisyona giren takım. Fakat 1-0 biten skorlarla biten maçlar vardı. Kapalı savunmayı açmakta sıkıntı çekiliyordu. Erken de bir gol yiyince Broadway zaten burada sürekli bir defans yaptığı için 45 artı'da gol attı hatta iptal oldu. Maçı çevirmesini bildi. Maç 2'den 1 oldu zaten. Salzburg galibiyeti kaçınılmazdı. Fakat ilk yarıya gitmiştik oran yakalamak adına. Gerçekten güvendiğim bir mücadeleydi. Olmadı. Bragantino mücadelesi 90 artı 6'da geldi. Onun dışına dön 4 tane canlı bahis verdim katıl grubumuzda. O canlı bahislerin hepsi geldi. Dortmund maçını izliyordum. Dortmund'un bir golüne verdim. 1.47 orandan vermişim. İlk yarıdan bir gole vermişim. 1.37 gibi orandan. Ve Bayern Münih'in ilk golüne vermişim. 1.57 gibi orandan. Ve Shakhtar'ın tekrardan deplasman 0.5 üstüne vermişim. 1.47 gibi orandan. 4'te 4 canlıyı kapattık. Şeklinde ilerledik. Bir de sizlere verdiğim bu Bragantino mücadelesini böyle özel analiz şeklinde ben bazen anlatıyorum şeyde. Sadece Bragantino'yu <laughs> Pardon. Bragantino'yu verdim sizlere. Fakat normalde geceleri böyle Arjantin, Penarol olsun, River Plate olsun, Boca Juniors olsun. Böyle maçlara ekstralar yapıyorum. Hatta sizlere şimdi e, Bragantino'nun attığı golü de göstereceğim Telegram grubunda. Bir, tekrardan yazdım yani. Size anlattıklarımı yazmıştım. Zaten Bragantino 90 artı 6'da geldi. Ben de maçı takip ettim. 1.15'ten saat gece 4'e kadar falan maçta zaten sonunda kavga çıktı. Kavgayı da izledik. Gruptaki uyumayan 4-5 tane arkadaşımız vardı. Hep birlikte takip ettik. İsterseniz golü göstereyim sizlere. Ee, ekranda gördüğünüz zaten katıl grubunun verdiğimiz canlı bahisler. Burada gelenler zaten 4 tane canlı bahis vermiştim. Ha, Salzburg'un mesela ilk yeri biri 45'te attı iptal oldu erken. Şurada zaten baskı metreden Salzburg'un ne kadar iyi oynadığını da sizler de görüyorsunuz. Burada dakika 56'da Northampton bir golünü vermişim. 66'da gelmişti zaten. Royce'un attığı güzel gol. Hemen onu da izleyelim şöyle kısaca. 90'a astı. Bragantino'nun golünü göstermek istiyorum ben size. Bragantino bu. Bu Bragantino'nun kaçırdığı gol. Ekranda gördünüz. Kısa şöyle telif yemeyelim. Bu da golü arkadaşlar. Orta sahadan çok güzel bir gol attı dediğim gibi. Değerlendirik. Yani asıl güzel olanı zaten ben burada oran düşük biraz. 1.40 gibi oranı var zaten gelmesin değil zaten. Ee, 90 artı 6'da o şekilde gelmesi gerçekten Bicey güzelleştiriyor diyebilirim. sizlerde katıl Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız arkadaşlar abone ol şunun yanında katıl var. Burada gördüğünüz üzere katıla tıkladığınız takdirde burada giriş oynat şeklinde bir video var. Video izledikten sonra Telegram grubu, Telegram yüksek oran, Telegram yüksek oran ve aynı şekilde her şey dahil iletişim gruplarına gelebilirsiniz arkadaşlar. Yapamayan arkadaşlar olsa sol altta Instagram adresi var. Oradan Kangal Tips'e mesaj atarsanız ben zaten kendi ses kayıtları göndererekten de kendi sesimle size ses kaydı atıyorum. Bir güzel şekilde anlatıyorum. Sorularınızla cevaplıyorum. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Maçlara geçelim. İlk maçımız Rangers'la Galatasaray mücadelesi. Galatasaray güzel bir başlangıç. Son maçı Giresun mücadelesiyle lige güzel bir başlangıç yaptı. Fakat Marcano'nun hareketi gölgeledi. Marko maçta muhtemelen olmayacaktır arkadaşlar. Hatta cezalı olarak gözüküyor. E, sakat cezalı listesinde. Renders çok güzel bir giriş yaptı. Danimarka Ligi'ne. Oynadığı 5 maçta da güzel bir 5 maçın sonunda liderliği zaten şu an hala lider koltuğunda oturuyor. Renders kendi evinde. Burada Renders kalkıp da bize e, defans yapacak bir takım değil. Kendi evinde. Mutlaka onlar da oynamak isteyecektir. Dengeli bir maç geçecektir. Galatasaray'ı bir nebze burada favori göstermişler. Fakat Galatasaray'ın burada galip gelmesi biraz zor olabilir. Olası bir kafamdaki şey şu. Benim Galatasaray'ın buradan bir beraberlik çıkması. Yani 1-1 bir -bir gibi bir skor çıkmasını bekliyorum bu mücadeleden. Her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum öncelikle. Galatasaray'da son yaşanan olay biraz e, galibiyete zaten gölgesine vurmuşken moralleri belki kötü de etkilemiş olabilir. Fakat Galatasaray'ın özellikle Anlat ve Boyin bekleri çok beğeniyorum. İleride hücumda çok fazla katkı yapıyorlar. Sağ olsun bir de Jack Nemiz var. Muazzam oynuyor. Fenaltı kaçırsa da güzel. Çıkıldağ o da aynı şekilde oynamaya başladı. Ben yavaştan beğenmeye başladım Galatasaray'ı. Umut vermeye başladı. Renderson da kendi evine zaten ligine çok iyi başlamışken bize mutlaka bir gol atmasını bekliyorum. Buradan idealden direkt karşılıklı gol ver tercihini önereceğim. Sürpriz olarak isteyenler sistem kuponlarına ise maç sonu 0 2 95'ten çok fazla sürpriz isteyenler ise 1-1 skoru değerlendirebilirler. 5-40 gibi oranda onun da mevcut. Şöyle göstereyim. Galatasaray maçına geçiyorum. İkinci maçımız last mücadelesi. Johnstone oynayacak. Johnstone'u zaten Galatasaray mücadelesinde izledik. Burada ne yapacak Lask'a karşı? Full bir defans yapacak. Lask Avusturya takımı bildiğiniz üzere. E, kendi evine burada full atak şeklinde oynayacaktır. Kendi evine zaten atakları atak futbolunu sürekli oynayan bir takım. Özellikle Johnston'a göre bence çok daha kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Kalite farkı bariz diye düşünüyorum. O yüzden burada ben Last tarafındayım. Ama nasıl Last tarafındayım? Hatta bu maçı kombineme de, kombineme de aldım. Johnston'un yine Galatasaray mücadelesinde nasıl defans yaptıysa burada da çok fazla defans yapmasını bekliyorum bize karşı. Lask'ın burada atacağı 2 gol benim için değerli. Oran anlamında da güzel bir oranı var. Şöyle göstereyim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.49 gibi oran açmışlar. Ben kombineme de aldım. Geleceğini düşünüyorum bu mücadeleyin de. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada Lask'ın atacağı sadece 2 golü değerlendirebilirler. 1.49 gibi orandan ben değerlendirdim. Ana kombineme aldım. Önerdim sizlere de. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Yine bir kombine mi aldığım mücadele Victoria Pilsen CSK Sofya mücadelesi. Pilsen'den bahsedeyim. Çek Cumhuriyeti'nde zaten nam yapmış isimlerden, nam yapmış takımlardan bir tanesi. O da şampiyonlar ligi elemelerinden düştü. CSK Sofya'da Bulgaristan liginde iyi iş yapan kaliteli takımlardan bir tanesi. Fakat kendinden kaliteli takımlarla oynadığı zaman geçen sezon takip ediyorum. Yine bu seviyelerde takılıyordu CSK. Aklımda kalan şu ağırlık bu takımlara karşı defans oynayan bir takımdı. Victoria Pilsen'de TNS mi? Öyle bir takım. Allah Allah adını bile TNS TN, 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 TN olması lazım. Göstereyim hatta içimizde kalmasın. Aynen şurada gördüğünüz üzere kendi evinde zaten galip geldi 3-1 skor. Fakat deplasmanda 4-2 yenildi. Ben burada CSK Sofya'ya karşı bir üstünlük kurmasını bekliyorum. Oran da güzel. Orana baktığımız açısından da oranda gayet güzel bir oran var bu mücadelede. Lask maçından ziyade ben kombinemi size yanlış söyledim. Evet, videonun sonunda düzeltirim ben onu sizlere. Ee, burada Victoria Pilsen'in bir galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Lask ben bunu kombineye almıştım. Victoria Pilsen kendi evinde CSK Sofya'ya karşı kazanır diye düşünüyorum ben. Zaten atak futbolu sergileyen bir takım Victoria Pilsen. Şunu da söyleyeyim. En golcü ismini son maçta dinlendirdi Victoria Pilsen. Notlarımı almışım bakın buraya. Son maçta dinlendirdi. Hatta iki tane hücumda önemli ismi var. İkisini de dinlendirdi. Sonralardan aldı. Bir tanesini 46'da aldı. En golcü oyuncusunu da 9 numara. Kel bir adam. Onu da sonradan dakika 66 gibi aldı son mücadelesinde. 1-0'da kazandı son maçını. CSK Sofya mücadelesinde kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar. Bazel mücadelesini almıştım. Lasker'ini. Onu da anlatayım sizlere. Bazel arkadaşlar çok fazla atak futbolu sergiliyor. Özellikle liginde zaten çok güzel bir başlangıç yaptı. 5-0 pardon 5-1'lik 6-1'lik skorlarla son maçlarında kazandı. Kendi deplasmanda da zaten ilk maçında kazandı. Ee, baktığımız zaman da şöyle şeyini göstereyim ben size. Oynadığı Avrupa ikinci eleme turlarında gol yemeden şov yapmaya devam ediyor. Daha hiç gol yemedi Avrupa eleme turunda. Burada Hamarvi ile birlikte karşılaşacaklar. Hamardi burada zaten yapacağı oyun defans oyunu olacaktır. He, şöyle söyleyeyim. isteyenler buradan direkt Matsun'u biri yapıştırabilir. Onu da belirteyim. Basel bu maçta kazanır yani. Kaybedeceği bir mücadele değil Basel'in. Ben Basel'in atacağı iki gole verdim. Basel bu mücadelede iki tane gol atar diye düşünüyorum Hamarbi'ye karşı. Hamarbi takımı da tehlikeli bir takım. Burada yine kapanıp şey yapacaktır. Kontra ataklarla Basel'in kalesine gol bulmak isteyecektir. Fakat ben kolay olacağını sanmıyorum. Ev sahibinin bir buçuk açmışlarken ben değerlendirdim. Sizlere de öneriyorum. Ev sahibi bir buçuk üstü 1.38 gibi orandan değerlendirmeniz öneririm. Bol şanslar diyerekten geçiyorum. Trabzonspor Roma mücadelesi. Maç Trabzon'da arkadaşlar. Valla güzel çok güzel bir mücadele bizi bekliyor. Trabzon'da hazırlık maçların hazırlık maçları diyorum pardon. Roma'dan bahsedeyim. Roma hazırlık maçlarında çok güzel işler sergiledi. Yeri geldi 10-0 kazandığı maç bile oldu ilk hazırlık maçında. Bir de çok fazla hazırlık mücadelesi yaptı Roma takımı. Real Betis'e 5-2 yenildi. 3 tane kırmızı kart gördü. Yani Roma gol atmakta zorlanmıyor. Hatta ben baktım şöyle. Birkaç tane özetini bulmaya çalıştım YouTube'da. izlemeye çalıştım biraz. Topu bir anda şöyle düşürdüm. Kimden örnek Ha Dortmund'dan örnek verebilirim. Dortmund zaten Mourinho bunu Tottenham'da da yapıyordu. Çok ani bir anda kontra yapıyorlar ya o hesap. Aynı şekilde Roma'da da öyle bekliyorum. Yani öyle çıkıyorlar. Dortmund da şu an çok fazla ileri çıkıyor bir anda. Hızlı bir şekilde. Roma da öyle yapıyor. Trabzon'da sıkıntıları var bildiğiniz üzere defansta. Yani defans tam oturmadı. Ben sorunun biraz Edgar'dan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Ben Roma'nın gol atmasını Trabzonumuzun da kendi evinde muazzam futboluyla seyircisi önünde gol bulmasını bekliyorum. Bu mücadeleyi de KG var şeklinde 1.59 gibi orandan öneriyorum. Şunu da belirteyim yani işimiz kolay değil arkadaşlar. Ben sürpriz oranlı bir tane de tercih yapmak istiyorum. Tek farklı bir Roma galibiyeti burada 3-10 gibi orandan sizlere öneririmdir. İsteyenler sistem kuponlarına, isteyenler de düşük misli yüksek oran kuponlarını ekleyebilirler. Öncelik KG vardır. Her iki takımın atacağı goldür. Skor beklentim 2-1'lik bir Roma galibiyeti. Onu da önerelim içimizde kalmasın. Şurada 7-20'lik orandan 2-20'lik 2-1'lik bir skor galibiyeti de öneriyorum. İsteyenler değerlendirebilsin. Biraz hızlı geçiyorum. Sıkmadan sizlere ilerleyelim. Andalet'le vitesle mücadelesi. Andalet'te arkadaşlar kendi evinde son mücadelesinde zaten bir e, Buruş olması lazım. E, maçları ertelendi. Yani buraya zaten dinlenmiş bir şekilde gelecektir. Kendi evinde zaten atak futbolunu oynayıp. Zaten şöyle söyleyeyim. <laughs> pardon. Her iki takım da zaten tempolu futbol seven takımlar olduğu için burada her iki takımın birbirine gol atması çok fazla sürpriz olmayacaktır. 1.56'da güzel bir oran açmışlar. Ben KG var öneriyorum bu mücadelede. Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. E, tempolu geçecektir. Anderle zaten dediğim gibi kendi evinde hücum futbolunu oynayan ve tempolu maç oynayan ve Anderle e, Vitesse takımına da baktığımız zaman da Hollanda Ligi'nde ne kadar tempolu maç oynadığını da biliyoruz. En son Dandalk'ı yenmişti sanırım 2-1 deplasmanla değerlendirmiştik. Yine aynı şekilde ben her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. 1.56 gibi orandan öneriyorum. İsteyenler değerlendirebilirler. Sivas Spor Kopenhag. Gel de Dana'nın kuyruğu koptu yer. Yani Sivas bu maçta ne yapar ne eder artık bir şeyler yapması lazım temsilcimiz. En azından ben ülke puanı adına güzel işler yapmasını bekliyorum. Yani ümitliyim takımlarımızdan. Güzel takımlarımız var. Güzel kadroları var. Güzel işler yapacak inşallah hepsi. Yani Sivas'ın burada işi çok zor. Özellikle zaten Kopenhag'ın deplasmana gittiği zaman ben zaten deplasmanda kesinlikle Kopenhag'ı yeneceğini düşünmüyorum açıkçası Sivas Spor'un. Çünkü Sivas Spor'da açıkçası tam hazır değil. İlk lig mücadelesinde Konyaspor maçında zaten hazır bir mücadele, hazır bir görüntü sergilemedi. Ama şunu da belirteyim. Akılları belki Kopenhag mücadelesinde olabilir. Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Avrupa sonuçta kendimizi göstereceğiz. Kopenhag tüm dünya bizi izleyecek hesabı. Burada Sivas Spor'un ben yeneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ya olası bir beraberlik çıkarsa çıkabilir. Ben burada galiba Kopenhag tarafına gideceğim. Duygusal yaklaşmamaya çalışıyorum. Belki bir beraberlik çıkartabilir diye düşünüyorum. Fakat Sivas'ın ben galip geleceğini düşünmüyorum. Petra Cup gibi takımları zaten yendik. Onları yenerken bile çok farklı galibiyet galip gelemezken burada ben işimizin zor olduğunu istenler yani isteyenler çifte şanslı oranı 23 ama değmez. Ben burada yüksek orandan öneriyim sizlere. 2.02 gibi orandan Kopenhag'ın bir galibiyeti denenir gibi bol şanslar diyerekten de geçelim. Bu arada iklim olarak da Kopenhag zaten çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Maç iki 2 denenir bence bol şanslar. Umarım bu maçta yanılırız diyeyim. Fenerbahçe ile Helsinki mücadelesi. Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında nasıl oynadığını hepiniz gördünüz. 3 defans oynadı fakat sonradan belki 5 defansa döndü. Dönmesinin sebebi Fenerbahçe bir tane attı. Baktık 2'yi 3'ü atamıyoruz dedi. Adana Demir de saldırıyor dedi. O yüzden biz burada Vitor Pereira sürekli bir oyuncu değişikliği yaptı. Maçı izlerken benim bile kafam karıştı. Giden oyuncu dedim nerede oynayacak bu? Hangi mevkiye geçecek derken Ağırlık zaten yaptığı değişiklikler defansa yönelikti, yönelikti. Ondan dolayı burada arkadaşlar Helsinki karşısında ben zaten Pelkas ve Valencia'nın olmayışı Fenerbahçe adına çok büyük eksiklik. Yerinde Serdar Dursun'u falan oynatıyor fakat Vitor Pereira yaptığı basın toplantısında gol atan bir forvet istiyorum diyor. burada artık forvetlerine gönderme mi yapıyor ne yapıyor anladınız. Fenerbahçe takımı burada kazanma, kazanacaktır favori. Helsinki zaten kendi liginde Finlandiya'da iyi işler yapan. Fakat oynadığı takımlar biraz köy takımı diyebiliriz. Fenerbahçe'miz burada gayet daha kaliteli. Ben burada Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum ben. Onun da oranı 1.42 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler 4.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti değerlendirebilirler. Yine 1-2 attıktan sonra Pereira Adana Demirspor maçındaki gibi ağır yoğun değişiklikler yaparaktan da ben maçı öyle bir şey 2-0 gibi bir skorla bitirmesini bekliyorum. Deneyebilirsiniz bol şanslar. Son maçımız Rapid Wien zor mücadelesi. Rakip gerçekten zor diyerek bir espri kısa kısadan, kısadan hisseler. Rapid Wien kendi evinde Sparta Prag mücadelesini seyretmiştim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Muazzam bir istekle oynadı. Fakat son mücadelelerinde zaten mağlup oldu. Geldi buraya. Kendi son lig maçında da zaten Anortis'e karşı bir sıkıntısı çıktı falan derken playoff'tan devam ediyor. Anortisi yendi. Sparta Praha elenerekten de devam etti zaten. Rakip gerçekten sıkıntılı bir rakip zor ya. Rapid ama bu evinde ne yapıp ne edip kazanmasını isti kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ben atmosferini de çok fazla beğenmiştim. Yani kale özellikle kale arkası tribünde o sallanan o büyük bayrak var ya her tabelli maçlarında falan genellikle görüyordum. O Wien mücadelesinde de vardı. spartak Prag mücadelesinde. Takip etmiştik. Canlı da girmiştik. Kazanmıştık da. Hem katıldı hem YouTube'da. Burada da direkt bir Rapid galibiyeti bekliyorum. 1.59 gibi oranından öneriyorum. İsteyenler değerlendirebilirler. 1.59 taraf için bence riski karşılar diye düşünüyorum. Ekrana kombine önerisi gelmeden arkadaşlar sizden ricam video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Like atmayı unutmayalım. Ekranla kombine önerisi gelsin. Bu arada dediğim gibi Kesinlikle like atmayı unutmayalım. Devam edelim. Victoria Pilsen mücadelesini ben kazanmasını bekliyorum. Zaten bazı önemli oyuncuların dinlendirdi Victoria Pilsen takımı. Oran da güzel. 1.49 gibi oranı var. Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hücumda iki tane oyuncusunu dinlendirdi. Engolcu ismini dinlendirdi Victoria Pilsen. CSK Sofya'da ise Bulgaristan ekibi burada biraz daha defansif bir futbol sergileyecektir. En az hasarla çıkmaya çalışacaktır. Victoria Pilsen ise atlığı kadar atmak isteyecektir. Direkt maç sonu biri sizlere öneriyorum. Vazel mücadelesinde de Vazel kaliteli bir başlangıç yaptı. Hamarbiye karşı kendi evinde işi bitirmek isteyecektir. Ben ilk maçtan kendi evinde atacağı iki gol, 1, gol 2 gol 1.38 bu orandan değerlendirebilirsiniz. 2-0 altalık bir ideal kombinem. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bol şanslar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.